yazarlık, televizyon programcılığı, hocalık, rehberlik. Şimdi coaching yapıyorsun. Doğru dedin. Peki bunlardan hangisi en çok seni daha çekiyor kendine? Herhalde temelde öğretmekle ilgili bir keyif aldığımı söyleyebilirim. Aslında rehberlik de biraz hani kendi ülkenizi, kendi tarihinizi anlatıyorsunuz. Televizyon programında da aslında bir şeyleri araştırıp kamuoyuyla paylaşıyorsunuz. Üniversitede ders verdiğiniz zaman gençlere bir şeyler anlatıyorsunuz. Ya da işte koçluk dediğiniz gibi danışmanlık yaptığınızda da daha üst düzeylerdeki iş insanlarıyla, iş kadınları, iş adamlarıyla beraber bir şeyleri paylaşıyorsunuz, öğretiyorsunuz, eğitiyorsunuz. Ben hep şunu söylerim, aslında öğretmek, öğrenmenin başlıca şeyi. Öğretmeye başladığınız zaman bir şeyleri çok daha iyi öğreniyorsunuz. O yüzden ben herhalde en çok öğrenmekten keyif alıyorum. Öğrettikçe daha fazla şeyler öğreniyorum. Rahmetli Uğur Mumcu'nun dediği gibi o kendisini ordinarius öğrenci olarak tanımlarmış. Herhalde en çok öğrenmekten, araştırmaktan keyif alıyorum diyebilirim. Rüzgar gülü olmayı mı istersin yoksa renkli rüyalar görmeyi mi? Rüzgar gülünü nasıl tanımladığınıza bağlı. Rüzgara göre uyum gösterip doğayla bir rüzgar gülü gibi dönebilmeyi mi yoksa renkli rüyalar görmeyi mi? Ben aynı olmayı tercih ederim. Yok, bu iki seçenekten birisi. Yok böyle. Var var, o da var. Ayna da var. Aynı olmayı tercih ederim ama tabii eğer ikisi arasında bir tercih yapacaksam neden aynı olmak isterim? Çünkü hayatı yansıtmak anlamında tercih ederim. Rüzgar gülünü tercih ederim.